Hakikaten Sayın Demirtaş'ın sivil siyasetçi olarak seçimle gelmiş bir parlamenter olarak ve çözümün mecliste aranması gerektiğini en iyi bilmesi gereken birisi olarak darlandığını hissettiği yerde sokak tehdidini dile getirmesi son derece yanlış ve yakışıksız bir hadisedir. Ve zaten bunları söyleyebilecek hale gelmiş olmanların arka planda yatan bir şeyi de Kobani olayları münasebetiyle, 6-7 Ekim olayları münasebetiyle Doğu ve Güneydoğu'daki halk desteğinde büyük bir ürküntü meydana getirmiş olmaları, tedirginlik meydana getirmiş olmaları onlar için siyasi bir risk teşkil ediyor. Bu bakımdan Ankara'dan yapacakları tehdit ve şantajlarla siyasi konumlarını korumak gibi önemli bir arayış içinde olduklarını da düşünmek lazım. Şimdi bugün seçime girseler Sayın Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %9-10 kusur sonucu alamayacağını görüyor. Ve o Kobani olayları o noktada çok önemli bir test oldu. Özellikle HDP açısından. Şimdi bu konuda ama HDP 6-8, 6-7 Kobani olaylarını görmezden gelemeyeceğimiz bir potansiyel risk ortamı olarak her zaman Türkiye'nin gündemine getirilebilecek bir tehdit ve potansiyel oluşturduğunu da inkar edemeyiz. Bugün Demirtaş sözünün arkasında durar, sokağa çıkın derlerse Doğu ve Güneydoğu'da gerçekten bir 50 kişi daha değil Allah korusun 100 kişi, 200 kişi daha ölebilir. Çözümü burada, çıkışı burada arayabilen bir siyasetçinin bu tarz beyanları ben şahsen güvenlik paketine karşı gösterilmiş bir tepki olarak görmüyorum, göremem. Ha, güvenlik paketinde eleştireceği noktalar vardır, olabilir. Ama Türkiye 6-7 Ekim olaylarında, Kobani olaylarında güvenlik paketinde tedbir konusu yapılması gereken hususların, boşlukların, güvenlik boşluklarının, tedbir boşluklarının, fiili güvenliğin nasıl sağlanacağına ilişkin boşlukların neler olduğunu açıkça gördük. Bunu yönetim de gördü, iktidar da gördü. İnsan yüzünü poşa takmış, molotof kokteyle polis arabasının üzerine atıyor, polisin üzerine atıyor. Şimdi siz molotof kokteyli ateşli silah kabul edip de ona göre bir müeyyide getirmezseniz devletin polisi can güvenliğinden mahrum bir şekilde güvenliği nasıl sağlayacak? Öyleyse silah kullanana silah kullandığı şeyin ölçüsünde, dengeli bir şekilde. Yani ölümü istihdaf etmiş bir hareket içindeyse onu etkisiz hale getirecek bak karşı bir güvenlik tedbirinin uygulanması meşru bir haktır. Bunu devlet uygulaması lazım. Devletin uygulamak meşru hakkı olur.